Pardon, içeri giremezsiniz. Böyle zamanlarda yalnız kalmak ister İlhan. Kimseyle konuşmaz, rahatsız edilmek istemez yani. Evet ama ben kimse değilim. Benimle konuşur. Benimle her zaman konuşur. Lütfen. İlhan Bey. Kadir. Hala gözaltında mı? Evet İlhan Bey. Henüz çıkmadı. Aç hadi Binur abla hadi. Alo. Büşra. Binur abla neredesiniz? Ah Büşra ah. Babamın yanına geldik. Biz rehabilitasyon merkezindeyiz. Servet bizi evden kovunca buraya geldik. Bir süre daha da burada gibiyiz yani. O ne demek? Nasıl kovdu? Basbayağı. Burası benim evim dedi. Çekin gidin dedi. Ay Büşra çok karışık. Çok karışık. Ben sana sonra anlatırım. Sen nasılsın? Seni soramadım esas ben. Ben iyiyim de ben asıl Kadir abimi soracağım. Alo? Büşra. Binur ablamı aramıştım her şey yolunda mı diye. Arama. Nasıl yani? Bundan sonra arama. Ailenle görüşmeni istemiyorum. Ama İlhan biz bunu konuşmuştuk. Daha anlaşılır bir şekilde söyleyeyim istersen. Bundan sonra ailenle görüşmeyeceksin. İlhan bir saniye. Gidelim. Ama niye? Evde kal Büşra. İlhan. Büşra susuz kalmış bir çiçek gibi soldu bunu duyunca. Boynunu büktü. Bir damla su için yalvaracak mıydı? Yoksa yağmurun yağmasını mı bekleyecekti? Henüz kendisi de bilmiyordu. Evet başkanım, sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Saygılar. Gereken herkesle konuştum. Sen de üzerinde düşeni yap. En ağır cezayı çekmesini istiyorum. Bana yaşattıklarını kat be kat yaşamasını istiyorum. Gün yüzü görmeyecek bu herif. Müslüman. Anlaşıldı İlhan Bey. Çekilir misiniz lütfen? İlhan Bey'in talimatı var efendim. Maalesef çıkmanıza izin veremeyiz. Olur mu öyle şey ya? Bize ne söylendiyse onu yapıyoruz Büşra Hanım. Bana acilen yardım etmen lazım. Evde sıkıştım kaldım çıkamıyorum. İzin vermiyorlar. Büşra Hanım nerede? Buradayım. İyi misin? İyiyim. İyiyim merak etme. Sence arayayım mı? Kimi? İlhan'a çıkmasın demiş ya benim için. Büşra. Sen böyle bir şey söylemedin. Ben de böyle bir şey duymadım. İyi de biz yürü. Açın kapıyı.
Elif Hanım, İlhan Bey'in bu konuda kesin talimatı var. Kimseye hesap vermeyeceğiz. Kimseden izin de almayacağız. Biz şimdi Büşra ile beraber dışarı çıkacağız. Çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Siz de hiç kimseye tek bir kelam bile etmeyeceksiniz. Ne İlhan Bey'e ne başkasına. Eğer konuşursanız canınızı yakarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı bence. Güzel. Açın şimdi kapıyı. Büşra. Hoş geldiniz efendim. İlhan Bey. Büşra Hanım'a haber verin geldiğimi. Büşra Hanım evde, öyle değil mi? İlhan Bey, aslında biz kendisine... Ben size ne dedim? Evde kalacak dedim, buradan çıkmayacak dedim. Ben izin vermiyorum dedim. Evet ama biz... Ama ne? Neredesin sen? Dışarıdaydım. Dışarıda nerede? Söyle. Kadir serbest bırakılmış. Ne zaman? Neden bundan haberim yok benim? Neden şimdi öğreniyorum ben bunu? Benim de yeni haberim oldu. Tamam, şirkette beni bekle, geliyorum. Nereye? Daha babanı toprağa vermedi İlhan. Bazı şeyler bekleyebilir ama bu bekleyemez. Önce bunu halledelim. Yapayalnız kaldım. Bir başıma kaldım. Ben varım. Yalnız değilsin. Ben varım İlhan. Yalnız değilsin.
yapıyorsun sen burada? Neden geldin? Başın sağ olsun. Sen ne haklı, ne yüzsün? Ben yapmadım İlhan. Hiç boşuna yorma kendini. Yormayacağım zaten. Sadece sana bir şey soracağım. Hiç yalan söylediğimi duydun mu? Duymasın. Sen yapmadıysan kim yaptı peki? İnan bilsem söylerim. Hatta götürür kendi ellerimle teslim ederim. Ama ben yapmadım. Peki sen yapmadın. Elini bile sürmedin olabilir. Ama sizin yüzünüzden benim bu. Benim babam öldü. Ya lütfen telafisi bilmiyorum sözler söyleme. Seni katmıyorum Büşra. Sen bütün bunların dışındasın. Bunu bahsettiğin benim ailem. Peşini bırakmayacak. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git. Nereye dönersen de. Babamın hayaleti peşinde olacak. Yalnız. Ben de. Ben de peşinde olacağım Kadir. Yerinde olsam gerçeklerin peşine düşerim İlhan. Benimle vakit kaybetme. Ama sen bilirsin. Hayat senin hayatın, vakit senin vaktin. Nasıl harcamak istiyorsan öyle harca. Konuşsam, aklımdakileri söylesem. Bırakmayacak peşimizi biliyorum. Hayır. Hiç öyle bir şey olmayacak. Sen hiçbir şey yapmadın ki. Senin hiçbir alakan yok ki bu işle. Öyle ama İlhan'ın aklındakileri bilmiyoruz. Kadir, gerçeklerin er ya da geç su üzerine çıkmak gibi bir huyu vardır. Bunda da öyle olacak. Bak gör. İnşallah. Bin kere söyledim sana. Tekrar söylüyorum. Yardıma ihtiyacın olursa beni ara. Lütfen. Ararım. Hiç inanmadım. Peki aramam. Ama bunu da unutmam. Hep aklımın bir köşesinde kalır. Merak etme. Zor günümde bana yardım ettiğini de unutmam. Ne zaman istersen. Ben buradayım. Yanındayım. Sen Elif gel de. Ben gelirim. Sağ ol. Sana ihtiyacım var. Yanıma gel. Acil. Aradığınız kişiye şu anda ulaştım. Bu ne acele? Hayırdır? Yok baba. Bir arkadaş. Yok bir şey. Gelince anlatırım. Ha. Taksi.
Büşra. Çok korkuttun beni. Gitmeyeceksin değil mi? Bir daha yapmayacaksın böyle bir şey. Buradayım. Buradayım. İlhan Bey, biz hazırız. Sizi bekliyoruz. Geliyorum. İlhan, nereye gidiyorsun? Söylesene. İlhan. Beni affet. Niye? Ne yaptın ki affedildi? Bir şey yapmadın değil mi? Kadir abime dokunmadın değil mi İlhan? Elif, duyuyor musun beni? Lan konuşsana, bir şey söyle. Yapmadım de. İlhan dur, nereye gidiyorsun? İlhan dur. Ya bırak kolumu, bırak. Bırakın kolumu. Ya açın şu kapıyı. Açın, çıkacağım diyorum. Ya bırak. Açın şu kapıyı. Açın, çıkacağım dedim. Açın şu kapıyı. Telefonunu ver. Efendim, İlhan Bey'in kesin... Konuşma, ver şu telefonunu. Elif! Alo. Abi, abi neredeysen, ne yapıyorsan hemen çık. Yürü, kaç. Abi. Ne oldu? Abi kaç, kurtar kendini. Kaç, hemen çık. Lütfen.